Hoş geldin. Bu video mu? Pekala. Her şeyin nasıl başladığını hatırlamanızı istiyorum. İnternetteki en büyük aşkını öğrenmek için. Nasıl yani? Yorumlarda Svancım hoş kesin geldin. göreceksiniz. Mail kaynaklarını araştırıp tek bir isme ulaşıyoruz. Bu kişiye. Bu kişiye. Buradaki e-posta aslında bir erkeğe aitti. Görsel sadece yem için oradaydı. Bazı detayları araya sıkıştırmak içindi. Benzediğini düşünüyor musunuz? Bu noktada başta ben de ihtimal vermiştim. Ama hepiniz acele ediyorsunuz. Sakin olun. Evet, büyük bir kumar oynadık. Nasıl yani? Bu bir plan mıydı? İlk araştırmalar aslında videodan birkaç gün önce başlamadı. Depremden önce ben ta bu topluluk anketini attığım zamanlarda yapılmıştı. Tabii o dönem Antakya'ya gidip ekiple buluşma, mangal mevzuları falan vardı ve çok da önemsememiştim. İstanbul'a döndüğümde araştırmayı hallederim ve atarız diyordum. Sonrasında olanları biliyorsunuz. Paylaştığım şu videonun ardından geçen 3 haftalık sürede sıkıntılı günler yaşadım. Bilgisayara oturduğumda gelen anlamsızlık hissi bir süre sonra bir şeyler yapmalıyıma dönüştü. Çünkü dünya dönmeye devam ediyordu ve yaptığım işi aksatarak anksiyeteye kapılıyordum. Unutmayın. Türkiye'de yaşıyoruz. Ve işte bu krizle birlikte gerçek bir araştırma safhası başladı. Yaklaşık bir hafta süren bu iz takibi her gün farklı bir noktada sonuçsuz kalıyordu. Gördüğünüz her adımı takip ettim. Tina üzerinden fotoğraf kaynakları, yıllar, bulunan kullanıcılar, detaylar, site kodları, kullanıcı kodları, Türk forumları, yabancı kaynakları nereye varıyordu? Hiçbir yere varamıyordum. Birilerinden yardım almam gerekiyordu. Bunun için de interneti en iyi bilen adamlardan birisi Baso'yu çağırdım. Ve o sırada bana yardımcı olan Discord üzerinde iki tane daha takipçim vardı. Araştırma siteleri için gerekli olan satın alımları Türkiye'den yapamadığımız için yurt dışı üzerinden gerçekleştiriyorlar ve mail adreslerinin kaynaklarını arıyorlardı. Her adımda dışarıdan bakan birisi iz bulduğumuzu düşünse de bir yere varamıyordu. Ekipteki kişiler bulduğumuz en ufak kanıtları bile basit şekilde insanlarla bağdaştırıyordu. Maillerin Eda Hanım ile bağlantısı da onlar tarafından yapıldı. Ancak bunun kesin sonuç vermesi için tek çözüm kişilerle iletişim kurmaktı. Aslında ekip ümitliydi. Çünkü tüm araştırmaların sonucu ilk videoda gördüğümüz Eda ve Elif hanımefendiye bağlanıyordu. Ekibe göre ayrıca bu insanlar olmalıydı. Ancak dediğim gibi, gerçekten Svancım hoş bu geldin. insanlara ulaşmadan bunu asla bilemezdik. Abi siz bu kadın diyorsunuz da kanıtlar %100 eşleşmiyor. Bak bunu yapamayız böyle aga. Ben söylüyorum. Bu video iptal olacak muhtemelen bu arada. Hatta ya gece gece direkt boş verin yapmayalım. Bir haftadır hayvan gibi araştırıyoruz. Bence videoyu hiç etmeye gerek yok. Onun yerine videoyu paylaşıp insanlardan yardım istesen. Ama bu fikir bence mantıksızdı ve güzel değildi. Çünkü amaç zaten Ayça 22'yi çözmekti. Çözemediğin bir videoyu yayınlamak, insanlara clickbait vermekten başka neydi ki? Ayça'yı buldum diye video paylaşıp yardım mı isteyecekti? Hayır. Araştırma ekibindeki iki 200 IQ planı görmek istiyorum bu arada ya. Şimdi Eda Sak mail üzerinden bulduğumuz tesadüfi sonucu hala doğru buluyordu. Ve benden habersiz iş yeri telefonları üzerinden bu insanlara ulaşmayı denediler. Bana bunu anlık olarak bildirdikleri sıradaysa kafama bir fikir dank etti. Hemen bu insanları puşlamamasını ve iletişime geçmeyeceğimizi söyledim. Yemleyelim bakalım yazdı. Puşlayarak dönüş alabilme imkanımız daha yüksek bence yazdı. Fikrime güveniyordum. Ben halledeceğim Cano yazdım. Araştırma ekibi yazmak istiyordu. Sonuca çok yakın olduğumuzu düşünüyorlardı. Yazayım mı diğer spiker arkadaşım yazacak diye dedi bana. Nup halledeceğim kanka. Hiçbir şey yazmana gerek Nope. yok diye belirttim. Abi peki bu videoyu komple bir yem olarak kullansak? Ardından da hazırlığa başladım. Aslında tüm bu oltalama böyle başladı. Basit bir fikirdi ama büyük bir kumardı. İhtimale dayalı bir yalanla gerçeği arama fikri. Ya batacaktı ya da toprak koçta olduğu gibi kendi kendine ortaya çıkacaktı. Videonun ilk dakikalarında sıradan bir istatistik görsem de ufak bir haberle başladı her şey. Haber kanalları editörleri videoyu izlemişti ve ilk geceden büyük siteler yüksek ihtimalle sahte olduğunu bildiğim Ayça 22 üzerinden haber paylaşmaya başladılar. Hayda, geri dönüşü olmayan bir yola girildi. İzlenmesi yükseldikçe TikTok, Shorts ve Instagram'daki sayfalara düşmeye başladı. Büyük bir kaosun ilk adımı. Ben ise bu noktada puşlamaya başladım. Gelen haberleri hikayeme attım. Çünkü Instagram'daki magazin sayfaları bunu bildiğinde postlara girip daha büyük bir viral yaratıyorlardı. Ancak herkesi hikayeme atmam mümkün değildi. Tanınır kaynaklar gerçekçiliği artırıyordu. Sonrasında gelen Eda Sak adındaki yorumsa gerçeklik algısını iyice yitirtti bana. Bu şekilde ilgi çekici ve gizemli bir video konu olmak hayatım boyunca aklıma gelmezdi. O dönemler bu fotoğrafın bu şekilde yayılması çok canımı sıkmıştı. Fakat şimdi baktığımda gülüp geçiyorum. Ben de tatlı bir gençlik anısı olarak kaldı. İnternet açılımı gibi spesifik bir olayla tanınmış olmak benim için çok garip olsa da yine de benim üzerimde kötü bir etkisi olmadı. Şu an gayet mutlu bir yaşantım var. Video hazırlarken girdiğin siteleri ben bile unutmuştum. O siteye o dönemler lise arkadaşlarımıza müzik dinlemek ve sohbet etmek için üye olmuştuk.
Bu şekilde ilgi çekici ve gizemli videoya konu olmak hayatım boyunca aklıma gelmezdi. Oğlum Charm Quell'de okuyormuş, niye beni okutturuyorsunuz yarım saat? Bir kişi de söylemiyor mu abi? Bir kişi de önden izlemiyor mu bu videoları ya? Ya yazıklar olsun ya. O dönemler bu fotoğrafın bu şekilde yayılması çok canımı sıkmıştı. Fakat şimdi baktığımda gülüp geçiyorum. Ben de tatlı bir gençlik anısı olarak. Oğlum kaldım. Adam okuyormuş ya. İnternette Ayça 22 gibi spesifik bir olayla tanınmış olmak benim için burayı çok keseriz. Da yine de benim üzerimde kötü bir etkisi olmadı. Şu an gayet mutlu bir yaşantım var. Videoyu izlerken girdiğin siteleri ben bile unutmuşum. O siteye o dönemler... Bu şimdi fake olma ihtimali yok mu abi? Ben şimdi Charm Quell hayranıyım ve beynim yok benim. Tamam mı? Charm Quell hayranı olup beynim yok. Öyle düşün. Eda Sak Hak ismini veriyor ve Eda Sak profili oluşturuyorum. Neden? Çünkü benim beynim yok ve bu yorumu yapıyorum. Lise arkadaşlarımızla müzik dinlemek ve sohbet etmek için iyi olmuştuk, yazdı. İhtimale dayalı kumarımızın kahramanı Eda Sak olabilir miydi? Herkes doğru olduğunu çoktan kabullenmişti. 15 binden fazla beğeni alan yorum yok. Doğru kabul edilip ulusal haber kanallarına bile konu olmuştu. Bu yorum nereye dayanıyordu bilmiyordum. Kimse bilmiyordu ama ittirmeye devam ettim. İnandırıcı olmak zorundaydı. Yorumu dayanaksız sabitledim. Eda Sak ile video süresi boyunca hiç görüşmedim. Onun yorum atıp atmadığını bile bilmiyordum. Daha önce asla böyle yapmamıştım. Önceki videoların tamamında kişinin sabitlediğim yorumları genelde istekleri dahilinde yapılıyordu. Bunun işe yarayacağını düşünerek yapmıştım. Ve işte olayın çözümlendiği mail ise tam da bu fikir temelinde geldi. Sahte bir Ayça 22 yaratıp gerçeğini kızdırmak. Merhaba, öncelikle yaptığın ince detaylı araştırmayı gerçekten çok başarılı bulduğumu söylemek isterim. Gidiş yolu mükemmel. Ama maalesef bulunan kişi yanlış. Kadının üstüne alması da gerçekten komik olmuş benim adıma. Sana ekte o gün çekindiğim bir diğer fotoğrafı gönderiyorum. Bugüne kadar pek ciddiye almamıştım konuyu. Fakat başka birinin üstlendiğini görmek biraz canımı sıktı. Herkes bunu ana video için attığımı düşünse de gerçek Ayça maili geldikten ve doğrulandıktan dakikalar sonra paylaşılmıştı. Bunu yaparken bayağı eğlendim bu arada. Tüm sosyal medya kimin gerçek olduğu konusunda tartışırken bir avuç insan gerçek Ayça'ya ve resimlerine ulaşmayı başarmıştık. Sonrasındaysa iletişim adresini istedim. Şu anda çalıştığını söyledi. Telefon numarasını bırakmıştı. Kendini yıllardır gizlemiş kişi, kullandığım yöntem sonrasında kendi isteğiyle bana telefon numarasını vermişti. WhatsApp üzerinden iletişime geçti. Charm abim de telefon alıyor. Merhabalar XX Hanım, ben Fırat. Charm Quell yazdım. Merhaba Fırat, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, iyiyim ben de. Hem iş hem bu olay biraz yorucu bir gün oluyor, yazdı. Nasıl bir yol izlememiz gerektiğini aktarayım isterseniz diyerek direkt konuya girdim. Olur, tabii ki, çok sevinirim, yazdı. Yolların tamamını anlattım. Şu an size ne anlatıyorsam ona da bahsettim. Bana şu şekilde dönüş yaptı. İnan ki bugüne kadar bu olayı hiç düşünmeden yaşadım. Dünden beri yaşadığım her şey kafamı karıştırdı. Hem de yoğun bir çalışma hayatım olduğu için üzerine düşünüp karar veremedim. Hiçbir zaman bu olayı gün yüzüne çıkarma gibi bir derdim olmadı. Dolayısıyla hem çalışma hayatım adına hem de kendi isteklerim doğrultusunda gizli kalmayı talep ediyorum. Devamı maalesef ipucu verdiği için sizinle paylaşmayacağım. Videoya anonim kalmak şartıyla her şey sansürlenecek şekilde gelmesini söyledim. Ancak riske girmek istemediğini açıkça belirtmişti. Tüm bunların ötesinde zaten video sonrasında amaca hizmet edenler, yani Ayça 22'yi tanıyanlar bazı paylaşımlar yaparak videoyu yalanlamayı başardılar. Birinci şahıs mail ve iletişim adresi almasaydım kesin ve net şekilde amacıma ulaşmış olmayacaktım. Ama ben daha yeni videoyu yapamadan küçük bir internet kitlesi bazı şeyleri çoktan ortaya çıkarmıştı. O yüzden internette yayınlanan görselleri de anlaşılmayacak şekilde sansürle kapatarak size sunacağım. Zaten belli özelliklerden Ayça 22 olduğunu rahatlıkla anlayabileceksiniz. Ayrıca teşekkür ederim. 2 gündür internete alt üst edip... Oğlum böyle çok garip lan. Femboy ticaretindeyiz, videoyla pek alakamız yok, bu yüzden kusura bakma. Neyse bak ne diyeceğim. Benim için yeterince kıza benzediği ve güzel olduğu sürece erkek olsa da sorun yok ya, ağza alınır diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Fanboy'la olur mu? Oğlum ben bir kere şey kızla tanışmıştım. Bak size tanıştığım... Sizle tanıştığım kızı söyleyeyim mi? Ben bu kızla bir araya geldim. Barbara bu kıza. Herhalde. Barbara. Manken olan. Ben bu kızla tanıştım abi. Bu kızla bir YouTube videosunda bir araya geldik. Bu kızla. Bunların bir kanalı vardı. Bu kızla çok garip. Ayça 22'de öyle olurdu benim için. Yani böyle internetin bir şeyinde kalmış. Değişik. Şeye süper abi.
Bu serinin abi tamamlanmasını sağladılar. Ama sonuçta üzgünüm biliyor musunuz? Çünkü asıl amaç her zaman o kişiyi buraya getirmek ve yıllar sonra sizinle konuşturmaktı. Hem de bunu full anonim şekilde yapacaktık ama maalesef onu başaramadım. Sonuca böyle vardığımız ve hepinizi kullandığım için üzgünüm. Ama bazen doğrular için ufak bir bedel ödemek gerekir. Özellikle Türkiye'de böyledir. Bazılarınız bana kızabilirler, anlayabiliyorum. İnsanların en zor kabul ettikleri şeylerden biri inandıklarından dönmektir. Ama illüzyon şovlarında kandırıldığınızı bilirsiniz. Artık bu video sayesinde şovun tüm arka planını biliyorsunuz. Sonuçtaysa tek bir şey kalıyor geriye. Hadi. Sak ailesiyle ilk videonun hemen ardından görüşüp planımızı anlattım. Araştırmaların gerçek onları gösterdiğini ancak yine de yem olarak kullandığımızı söyledim. Mantıklı bulduğunu ve beğendiğini belirtti. Peki. Bu seri sonucunda gerçek Ayşe 22'nin adını gizlilik yüzünden veremesem de kim olduğunu neredeyse her kaynakta belirtildi. Ama o resim nasıl çıkmış anladın mı? O resim nasıl kullanılmış yani? Bunun haberi var mı kullanıldığından bu resmin Ayça 22 olduğundan? Ha ben de kızın resmini gösterecek sandım. Ya kızın resmini göstermedi. Değişik. Usta ben mi yanlış biliyorum olayları ya? Olayları ben mi yanlış biliyorum yoksa yanlış bildiğim bir şey mi var? Bana söyleyin. Resmini göstermedi çünkü. Virtüöz. Orkestra şefi. Vallahi helal olsun. Çağrımı beğendim gene. Güzel video. Ama biraz sanki... Ayça 22 de pek şey yani rahatsız olmuş olabilir mi videodan bilmiyorum yani çok başı belaya girmiş onu tanıyanlar var çünkü hani bu videoyu görmüşlerdir illaki Ayça 22 Ayça 22 falan bilmiyorum belki kadın rahatsız olmuş gibime geldi mesajlarda ama bu benim kişisel tercihim tamam mı bu benim kişisel yorumumdur.